Pompidou merkezinde Raoul Hosman'ın 1919 tarihli Çağın Ruhu, Mekanik Kafa isimli eserini inceliyoruz. Vücudumuzu teknoloji ile birleştirme fikri çok aşina olduğumuz bir fikir olduğundan 1919'a ait olması insana biraz garip geliyor. Birinci Dünya Savaşı trajedisinden sonra savaş bitmiş ve Almanlar yenilmiş olsa da ne yazık ki sadece askeri bir kayıptan bahsetmek mümkün değildi. Yetişkin nüfusun hemen hemen hepsinin ölümle burun buruna geldiğini söyleyebiliriz. Savaşa gitmemiş olanlar bile savaştan dönen yaralı insanları görmüşlerdi. Bu teknolojinin önemli bir rol oynadığı savaşlardan biriydi. Tanklar, makineli tüfekler ve hardal gazı. Avrupa'da savaş esnasında ve sonrasında ortaya çıkan dadaizm akımı savaşın saçmalığına doğrudan verilmiş bir cevaptı. Savaştan önce insanlığın böylesine bir vahşiliğe bulaşamayacağı fikri hakimdi ve Dadaizm savaşın olacağının aslında hesaba katılması gerektiğini söylüyordu. 19. yüzyılda teknolojinin her şeyi daha iyi bir hale getireceğine dair bir inanış vardı. Kültürün ilerlemeci olduğu, bilim ve mantığın da kurtarıcımız olduğuna dair bir inanış. Buna devletlerin oluşumunu da ekleyebiliriz. Büyük insan kitleleri için büyük mutluluklar yaratabilen devletler olacağına inanılıyordu. Demokrasinin yükselişi. Bunların hepsi insanlığı bir adım öteye götürecek ilerlemeler olarak görülüyorlardı. Tüm bu fikirler Birinci Dünya Savaşı ile ortadan kayboldu. Savaş, anlamsız, absürt, uygulamada bir değeri olmayan ve devletlerin insanları piyonlar gibi kullandığı bir şey olarak algılanmaya başlandı. Berlin, irrasyon ile duyulan ilgi ve Birinci Dünya Savaşı sonrası hayatın anlamsızlığı ile dadaizm akımının önemli merkezlerinden biriydi. Raoul Hosman da Berlin'deki dadaizm akımının öncülerinden biriydi. Bu onun en çok bilinen eseri. Karşımızda bir kafa var ama bu Osman'ın kendisi tarafından yontulmuş bir kafa değil, bir mankene ait. Peruk için ya da terzilerde kullanılan mankenlerden birine ait olabilir. Gözlerinde boş bir bakış var. Bu boş bakış, nöbet tutan askerlerde görmeye alışık olduğumuz dikkat kesilmiş bakışı andırıyor. Yüzlercesinden yalnızca biri olduğuna dair bir hisse var. Tıpkı aynı üniformayı giyen askerler gibi. Ancak bu eserde üniforma yerine kafaya tutturulmuş bazı cisimler görüyoruz. Cisimler ona ait değilmiş de onları sanki zorla giymiş gibi bir hali var. Bir tarafında vida, diğer tarafında çivi olması çarmıha gerilmenin yaralarını çağrıştırıyor. Aynı zamanda Frankenstein Hanım sattığını da söyleyebiliriz. Sanayi devriminin başlangıcına, 18. yüzyılın sonlarına uzanan insan vücudu ve teknoloji arasındaki mutsuz beraberlik. Kulaklar yerine mekanik bandajlar kullanılmış. Bir tarafta fotoğraf makinesine ait olduğunu düşündüğüm diskler, diğer tarafta da bir daktilo silindiri var. Silindir güzel bir kutunun içinde. Kafanın iki yanında yer alan bu yapılar gerçekten de kulaklara andırıyor ama mekanikler Sanatçının eseri yaparken daktilo ve fotoğraf makinelerini düşündüğünü söyleyebiliriz. Başka bir deyişle bir şeylerin insanın kafasına zorla sokulmasını kastediyor olabilir. Hiçbir düşünce ve bireysel fikir, ruh olmadan. Eser ne kadar da boş görünüyor öyle değil mi? Zaten burada bir ruh olduğunu da söyleyemeyiz. Bugün sosyal medyanın dünyayı nasıl gördüğümüz ve algıladığımız üzerindeki etkisi yatsınamaz. En çok hoşuma giden kısım kafanın üzerindeki boş bardak. Kafanın tam tepesinde, üzerinde de minik bir kalp bulunan bir bardak bu. İnsanlığa dair tek bir şey, biraz da eğlenceli bir şekilde bu bardağın üzerine eleştirilmiş. Bu katlanabilen bardak, insan kalbinin yerini de mekanikleşmenin alabileceğini temsil ediyor. Bardak son derece ucuz olan tenekeden yapılmış. Kafanın alın kısmında bir mezura parçası, sağ tarafında ise cetvel var. Tüm bunlarda insanın doğayı kontrol edebildiğini sanmasına bir gönderme var. 1919'da unutulmaya başlanmış olan bir umut. Alnın tam ortasına tutturulmuş, mezura ile saat dişlilerine benzeyen dişlilerin arasındaki 22 sayısı karşımızdakinin bir birey olmadığını simgeliyor. Bu bir sayı. Kafanın arka kısmında da timsah derisinden yapılmış bir cüzdan var. Bu da insanı kontrol eden şeylerden birinin para olduğunu anlatıyor. Dadaizm sanatçıları modern kapitalizmi savaşın sebebi olarak, Almanya hatta Avrupa toplumunun yozlaşması arkasında yatan güçlerden biri olarak görüyorlardı. Karşımızdaki eser, geliştirdiğimiz teknolojiler sonucu hissetmeye başladığımız modern rahatsızlığı, bu teknolojilerin verdiği zararları ve insanlıktan uzaklaşmalarına simgeliyor. Bunu da son derece absürt bir görsel dille yapıyor. Bu, Dadaizm akımına ait tipik bir özellik. Absürt ve irrasyonele duyulan ilgi. Bu heykel ve Dadaizm isminin kendisi anlamsızlığa işaret ediyor ve 1919'da başarısızlığa uğramış, irrasyonele olan bağımlılığımıza dair de bir karşıt görüş ortaya koyuyor.